MHP liderinin hedefinde CHP'nin iki ismi vardı. Bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabusu görecekler. Sonunda sandığın dibine çakılacaklar dedi Bahçeli. İstanbul'a soruyorum. Zalimlerin karşısında mısın? Hangi çılgın bu evetlere kafa tutabilecek? Yüzlerce otobüs binlerce kişiyi taşıdı. Yenikapı tıpkı dün gibi bugün de doldu taştı. Dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Yenikapı'da evet mitingi vardı. Polis teyakkuzdaydı. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aynı yerde yine evet mitingi var. Polis yine kırmızı alarma geçti. Cumhurbaşkanı ve Başbakan İzmir'de 10 binlere seslenirken aynı dakikalarda MHP lideri de 10,5 milyon seçmenin olduğu İstanbul'dan evet istedi. Bahçeli kürsüye çıkmadan 15 bin polis miting alanında, çevresinde ve yüzden fazla kontrol noktasında görev başındaydı. Miting alanına giden bütün yollar trafiğe kapatıldı. Çevresi ise demir bariyerlerle örüldü ve bir koridor oluşturuldu. Güvenlik önlemleri ise 2,5 kilometre uzaktan başlıyor. Binlerce kişi için 39 ilçeden 830 otobüs kalktı. Bazıları da yürüyerek ve Marmaray'la miting alanına ulaştı. Herkesin üzeri didik didik karandı. Binlerce kişi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yenikapı mitingi için buluştu ve dev bir Türk bayrağı açtı. MHP lideri 40 dakika kaldığı kürsüde önce 15 Temmuz'u hatırlattı. Tekfur artıkları, Bizans yanaşmaları, Haçlı devşirmeleri 15 Temmuz'da şanslarını bir kez daha denediler. Çok şükür fiyatı 1 dolar olan namussuzlar baltayı sadece taşa değil kendi kafalarına da vurdular. Sonra hem CHP liderine Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş, yalan yanlış konuşuyormuş, anayasayı açıp okumamış. Hem de CHP'li Hüseyin Bozkurt'u hedefine aldı. Bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabus görecekler. Sonunda sandığın dibine çakılacaklardır. Bir parantezde evet dediği için kendisini eleştirenleri açtı. Bu arada MHP nerede diye soran bazı aymazlar da görülüyor. Biri hayırsızlar, Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle iç içe meydanlarda, salonlarda, Anadolu'nun bağrında hala anlamıyor musun?